Merhaba, ben ortodontist diş kliniğinden diş eti uzmanı Sadber Kamut. Bu videoda sizlere periodontoloji ile ilgili genel bilgiler vermek istiyorum. Periodontoloji, diş hekimliğinin dişler ve implant etrafındaki sert ve yumuşak dokuların hastalıklarının tanısı, tedavisi ve tedavisi sonrası sağlığın idamesini hedefleyen dalıdır. Diş eti hastalıklarının sebeplerine geldiğimizde, annede veya babada diş eti hastalığı geçmişi, çapraşık diş dizilimi, yetersiz ağız hijyeni, sert veya hatalı fırçalama, bazı hormonal hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar, sigara ve benzeri kötü alışkanlıklar örnek gösterilebilir. Periyodontal hastalıkların belirtilerine geldiğimizde, kendiliğinden ya da fırçalama sonrası kanama, yemek sonrası hassasiyet, kaşıntı, dişlerin arasını karıştırma arzusu, kötü tat ve kötü koku örnek gösterilebilir. Peki diş eti hastalıkları nasıl oluşur? Ağzımızda birçok yararlı ve zararlı bakteri bulunmaktadır. Bu zararlı bakteriler yemek artıkları ile birlikte diş-diş eti birleşiminde birikirler. Günden güne ağız hijyeni sağlanmaz ise tükürükteki minerallerin de çökelmesiyle bu tabaka giderek sertleşir ve diş taşı haline gelir. Diş taşları normalde sıkı sıkıya yapışık olması gereken diş-diş eti birleşimini aralayarak yavaşça kemiğe doğru ilerler ve kemikte erimeye sebebiyet verir. Kemik erimesiyle birlikte dişlerde sallanma artar ve bu da tedavi edilmez ise diş kaybına yol açar. Diş eti problemlerinin tedavisinin belirlenebilmesi için öncelikle hastalığın etiyolojisi yani sebebinin ortaya çıkması gerekmektedir. Sebebinin belirlenebilmesi ise ancak klinik ve radyolojik muayenenin birlikte yapılmasıyla olur. Bir sonraki videomuzda diş eti hastalıklarının tedavisiyle ilgili bilgi vereceğim.